Ayşegül, cumartesi akşamı sinemaya gidelim mi? Olur. Ama 7 seansına gidelim. Çünkü iznim 12'ye kadar. Of of! Ya ne şanslısın böyle kuralcı alaların olduğu için. Ya benimkiler o kadar rahat ki böyle gönül rahatlığıyla isyan edemiyorum ya. Şunda. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Evet. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bugünkü dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz kimya. Kimya değil hocam, biyoloji. Biyoloji mi? Çocuğum biyoloji 7. ders. Olur mu hocam? 7. ders fizik fizik. Fizik mi? Emin misiniz? Tabii. 3 tane ders verirseniz olacağı budur değil mi? Hepsi birbirine girdi. O zaman vakit kaybetmeyelim ve hemen dersimize başlayalım. Bugün insan vücudundaki en büyük organı inceleyeceğiz çocuklar. Yani deri. Bildiğiniz gibi deri, insan vücudunu baştan aşağı böyle saran bir organımızdır. Bizi dış etkenlerden korur ve bizi sivrisinekler tarafından sokulan... Nereden çıktı bunlar ya? Derimi sokabilirsiniz ama ruhumu asla! Ne oldu buna ya? Vallahi ben yapmadım. Yani bilmem. Bayılıyorum Hülkü Hoca'ya. Çok saygıdeğer sınıf başkanımız. Bu konuda ne yapmamızı uygun görürsünüz? Vereceğiniz kararı sabırsızlıkla bekliyoruz majesteleri. Arkadaşlar, sınıf başkanınız olarak çıkabilirsiniz diyorum. Allah Allah. Süper. Oturun. Arkadaşlar, ben yeni fen hocanızım. Hulki Bey'in kaşıntıları geçene kadar derse benimle birlikte devam edeceksiniz. Kendimi tanıtayım. Adım Şeyda. Koç burcuyum. Yükselenim de Kova. Nerede kalmıştınız? Sen söyle bakayım. Ben? Deriyi işliyorduk hocam. Güzel. Deri işletmeciliği çok önemli bir iştir çocuklar. Bu sayede deri kemerler, deri çantalar, deri montlar giyiyoruz. Sorusu olan? Hocam, ama biz biyoloji dersindeki deriyi işliyoruz. Hmm. Hani vücudumuzu kaplayan. Ha, o mu? Tabii derimizi çok iyi korumalıyız çocuklar. Güneş sütleri ve güneş kremleriyle. Özellikle öğle sıcaklarında 35-40 faktör kullanmanızı öneririm. Hocam bunun benle ne alakası var? Aman canım, hayat fenden ibaret değil ki. Kültür, sanat, estetik bunlar da çok önemli, öyle değil mi? Ama dersimiz biyoloji. Tamam canım. Madem biyoloji istiyorsunuz alın size biyoloji. Sağ ol. Formülle karbondioksiti oksijene çevirir. Bu kadar biyolojide size bir ay yeter. Çıkabilirsiniz. Hadi çocuklar. Sen dur. Seninle konuşalım biraz. Yine ne yaptın? Beni hatırlamadın mı? Yok. Öyleyse sana bir ipucu. Önce evden kaçan Şeyda halamsın. Hatta üzerinde yine bu kıyafet vardı. Evet, ta kendisi. Bak, o fotoğraf da hala yanımda saklarım. Vay be, babam, Orhan amcam ve 3 halam bir arada. Bizim evin önünde. Neyse, boş ver şimdi bunları. Hadi bir yerlere gidip bir şeyler içip hasret giderelim. Olur mu? Olmaz, dersim var. Aa, hayatta bırakmam. Hem yeni açılmış çok güzel bir kafe biliyorum. Hadi gel. Ah.
dersi? Ay inanmıyorum ya. Hadi içsene şunu. Biliyor musun? Melda halamla Selda halam kahve içmeme izin vermiyorlar. Sırf uykumu kaçırır diye. Ah, bilmez miyim? Hele Melda, hele Melda. Ay yok şunu yapamazsın, yok bunu yapamazsın diye beni evden kaçırdı. Ödevlerini bitirmeden çıkamazsın. Ha? Okulu kıramazsın. Ha? Dövme yaptıramazsın. Ha? Ay biliyor musun? Tıpkısının aynısı ya. Ay 200 senem aynı evin içinde geçti, bilmez miyim? Ay onların yanında çekilmez hayat. Zaten o normal insanlarla dip dibe olma duygularını hiç anlamış değilim. Ayrıca o kadar sihirli güçleri var, birileri görür diye bir tanesini bile kullanmıyorlar. Yani bunun adı varlık içinde yokluk. Oysa bak bana, diğer tarafta dubleks bir villa yaptırmışım. Oh, gel keyfim gel. Gel seni de götüreyim. Ama halamlar izin vermez ki. Öyleyse biz de gider ikna ederiz, ne dersin? Melda. Ya ben çok sıkıldım. Ne olur şu evin dekorasyonu değiştirelim. Kaç yıl oldu? Aslında haklısın. Ya. Ay çok güzel oldu. Bence eskisi daha güzeldi. Evet, eskisi daha iyi. Bence yeni hali daha güzeldi. Selda, bütün gün burada seninle parmak yarıştıracak değilim. Konu kapanmış. Kızlar okuldan aradılar. Ayşegül son 5 derse girmemiş. Ne? Ayşegül hayatta böyle bir şey yapmaz. Ne işin var senin Paris'te? Hala yeğen birlikte Eyfel Kulesi'nin karşısında bir kahve içelim dedik. Şeyda. Aferin, ismimi unutmamışsınız. Ay bunu da size. Ay muhteşem. Birer bluzla kendini affettirebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Biliyordum. O yüzden bir de parfüm aldım. Ay canım kardeşim benim. Ay. Hani sen buralara gelmezdin? Ah biricik yeğenimin hasretine dayanamadım. Senin o biricik yeğeni senin yüzünden tam 5 ders kaçırdı. Aslında kaçırmayabilirdi ama Şanzelize'de %50 indirim vardı, dayanamadık baksana. Evet Melda hala, bunu kaçıramazdık. Bal gibi de kaçırılırdı. Selda sen de bir şey söylesene. Ya çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Niçin bana haber vermediniz? %50 ha. Ay! Ay! Melda haklı. Bütün bunlar okulu kırmak için bahane olamaz. Ay! Kızı çok sıkmışsınız. Yani geldiğimiz daha 2 dakika oldu. Yok şunu yapamazsın, yok bunu yapamazsın. Yani burada hiçbir şey değişmemiş. Aa! Hiç de bile. Mesela koltukların yerini değiştirdik. Ya tamam tamam kavga etmeyin. Biliyorum benim yüzümden oldu ama size haber vermem gerekti. Özür dilerim. Affedildin mi? Peki. Peki kıyafetleri alabilir miyim? Bir şartla küçük hanım. Ya bu bluz bende kalabilir mi? Ne olur Melda. Tamam tamam. Ay. Ne kadar kasmışsınız kızı. Bu ne baskı canım? Aa, baskı falan yok canım. Gayet mutlu mesut yaşıyoruz. Siz ikiniz de kukumav kuşu gibi tıkılmışsınız eve. Hiç de öyle değil bir kere. İkimiz de son derece sosyal insanlarız. Mesela ben bu cumartesi Şişli Eğitime Destek ve Yardım Ansamblesi'ne konuk konuşmacı olarak davetliyim. Aa, bu arada ben de Kurtköy Sanat Festivali'nde keman resitali vereceğim. Ay, ay ikiniz de gurur duyuyorum. Madem ki cumartesi günü ikiniz de yoksunuz.
Ayşegül bir günlüğüne bende kalabilir mi? Onun için de bir değişiklik olur. Ayşegül, gelir misin biraz? Efendim? Biz cumartesi günü evde yokuz. Şeyda halanla kalabilirsin. Tabii, istersen. Şimdi isterim de... çok istekli gibi gözükmek istemiyorum. Belki kabul etmezsiniz diye korkuyorum. Korkma canım. O zaman isterim. Ay. Yaşasın. Ay. Ay. Canım ne duruyorsunuz? Bir kahve yapsanıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.